Milli İstihbarat Teşkilatı 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti. MİT tarafından söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK-YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji, altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. PKK-YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu olan TUSAŞ'ın Ankara'daki merkezine terör saldırısı gerçekleşti gerçekleşti. Saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin PKK üyesi olduğu belirlendi. Saldırı şöyle gerçekleşti. Bir kadın iki terörist kahraman kazanda bir ticari taksiye bindi. Sürücüyü öldürüp arka koltuğa koyan teröristler gasp ettikleri taksiyle saat 15.26'da TUSAŞ kampüsüne geldi. İki terörist araçtan iner inmez uzun namlulu silahlarla vardiya çıkışındaki personele ateş açtı. Kadın terörist nizamiyede kendini patlattı, erkek teröriste yan binaya girdi. Üst kata çıkan terörist ateş açarak odaları dolaştıktan sonra koridorda kendini patlattı. Saldırıda taksi şoförü Murat Arslan'ın yanı sıra, TUSAŞ'ta görevli Zahide Güçlü, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Cambaz ve Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu.